Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah, teşekkür ederim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin sallallahu. Beşinci kelime. İyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in. Dir. Sana biz, sana ibadet ederiz. Gene biz. Senden yardım isteriz. Biz var burada. Oysa diyen tekildir. Benim. Ben sana ibadet eder, ben senden yardım isterim denmesi gerekirken biz geçiyor. Bundaki hüccete işareten evvel hakikatlı bir seyahat-ı hayaliyeyi seyahat-ı hayaliye alem-i misaldir. Alem-i misal bu manadaki manası alemler arasındaki bağın hakikatıdır. İlla alem-i misal denen bir yer yok. Ve her alem her yerde var. Unutmayın. Her alem her yerde var. Üstad kendisi söylüyor. Yani. Diyor ki bak. Üveysi Karani'nin İlahi ente Rabbi ve enel abdu ve entel halik ve enel mahluk. وَاَنْتَ الرَّزَقُ وَاَنَا الْمَرْزُقُ Münacat-ı Meşhuresi Nevinden Bütün mevcudat-ı zevil hayat Cenab-ı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini yani ilahi ente Rabbi sen bizim Rabbimizsin biz senin abdiniz وَاَنْتَ الْخَالِقُ وَاَنَا الْمَحْلُقُ malum وَاَنْتَ الرَّزَقُ وَاَنَا الْمَرْزُقُ rızıklananınız rızıklandıran sensin bütün mevcudat bunu diyor 18 bin alemin her birinin 18 bin alem 18 bin alem 26. mektubun 4. mepasın 1. meselesinde anlatıyor. 18 bin alem orada onun ışığıyla birer ism-i ilahi olduğuna kanaat verecek bir vakıat-ı kalbi hayali de gördüm. Yani o 18 bin alemi vakıayı kalbiyeyi hayaliye kalp sehatını anlatıyor. Yani usta diyor kalp ve ruhun daire hayatına gir. O bizim hayal bizdeki tarafıdır. Ucu budur. Evet. En basiti. Tamam. Bunun az ilerisi o aleme girmektir. Biz de zaten o hayalin bir ucuyla da rüya görüyoruz. Rüyada bakın alemi misalin ama yiyorsun içiyorsun. Hak ve hakikate yakın olduğuna delil de banyo yapıyorsun mesela. O ki hakikatsızsa bu ceset ve ruhla alakası yoksa fatura çıkmaması lazımdı buna. Fatura çıkıyor. Şimdi bak ne diyecek? Yani parmak basınca Risale-i Nur'un tabirlerine insan aklı oynası geliyor. Bak şimdi mesela parmak basacağım şimdi bir yere. Bak ne diyor? Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi perde, 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 tamam. Perde ama birbirini örten değil. Hepsi aynı. Daha basit değil. Şu alem binler perde perde içinde sarılı bu alem binler perde perde bu alem bu gördüğün perde perde içine sarılı birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm bu alem içinde gördüm kızıştığı olay. Bir
birbiri altında saklı. O zaman senin anladığın, bildiğin, fark ettiğin gibi değil bu alem. Herkes kendi alemine, aleminin müşahadatına, aynasının müşahadatına tabidir. Bu alem hakkındaki seviyen kadar seviyen var. Bu alem bizim bildiğimiz gibi olsa, ya bizim bildiğimiz şu, uçuyor kuşlar, ağaçlar büyüyor, yiyoruz, içiyoruz, ürüyoruz, ölüyoruz. Bu mu? Allah'lık hakikatinin zuhur edeceği yer bu mu yani? Bu mu olacak yani? Bu mudur yani? Değil. Bak şimdi, nasıl gireceksin oraya? Nereden çıkartıyorsun diyor. Ben parmak basınca hakikaten. Ustad bu alemlere nasıl girmiş? Ustadın en çok kullandığı harf var. Elif ile Nun. Bakıyoruz büyük zatların alemlerinde de hepsinin bir rumuzu varmış. Bir simge ve sembolü varmış. Muhiddin-i Arabi Kaf. Gittim Kabe'ye diyor. Kabe'yi anlatıyor. Kaf bana dedi ki diyor. Ya bu ne diyor ya? Anlıyor musun? Kafayı bazen öyle atacağım geliyor ya. Kaf bana dedi ki hoş geldin. Nereye hoş geldin dedim diyor kafa. Kendinden kendine seyahatinin başlangıcına hoş geldin dedi diyor bana. Biraz anlatsana burayı. Sen kendine dön. Kendinden kendine anlarsın dedi diyor kaf bana diyor. Kaf demiş. Şimdi Üstad Hazretleri Nun harfini nasıl kullandığını göreceksin bak. Bana diyor nereden çıkartıyorsun? Kardeşim ki bir şey çıkarttım yok. Dikkat edersen gözükür. Şimdi bu daha zahir okuyoruz ha. Risale-i Nur biliyorsunuz ikinci şuada der ki dört ismi azama mazhardır. Dört ismi azam o hakik o bildiğiniz değil de bu. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu huve bikül şeyler. Zahir batın. Her zahiri olanın batını da vardır unutmayın. Ama her batının zahiri yoktur. Şimdi bu alem içinde alemi gördüm. Diyeceksin ki bazıları sorar yani bu alem içinde ne alem var? Ha şöyle. Deseler ki Ali, Mehmet. Adama böyle dedik. Ali neresidir Ali bunun? Kulağı Ali midir? Mehmet desek. Kulağı burnu. Şimdi bu adama Mehmet dedik. Nesini anladık ki? Bu adamı tarif etmekten ileri bir şey yok ki. Bildik bunu. Oysa bunun iç alemi, batını, ruh keyfiyeti, istidat, kabiliyeti, ruhu alem içinde alem değil mi? Zahirde bak gözümüzün önünde yani. Değil onu. Kendine dön. Kendine. Sen bir alem içinde alemsin ama zahirde hapsolmuşsun. Onun için en büyük kapislik nedir biliyor musun? En büyük kapislik kendi zanlarına hapsolmaktır. Unutmayın. Kendi zanlarına hapsolmaktır. Kendi bilgi keyfiyetine, kendi anlayışına, kendi seviyesini kanaat edip makul görüp deyip onda karar kılmaktır. En büyük yalancılık da fıtrata ihanet etmektir. Şimdi neyse alem içinde alemleri gördüğüme misal verdim. İşte ceset. Dediler ki Hasan tamam nerem Hasan? Karaciğerim Hasan değil. Karaciğeri müstakil satsalar böyle bu kimindir de bir anlamasın bile. Kulağı müstakil koysalar anlamaz. Hiçbir duygum ve hissim beni ifade etmiyor komple. Bak alem içinde alem. Mesela his var, duygu var, latife var, hafi var, ahva var, sır var. Alemi görüyor musun Gonca? Perdeyi biz birbirine örten şey zannediyoruz. O doğru. Mesela hava alem için bir perde değil. Sinema perdesi diyoruz başka bir yerde. Ha, sinema perdesinde filmin ortaya çıktığı yerdir. O zaman perde ortaya çık, yani hakikatin ortaya çıkmasının zeminidir. Örteni değil yani. 70.000 perde. Peki bir perde de söyleyeyim şaşıracaksın. Şiddeti zuhurundan bir şey mutlak ve muhit olursa perde olur sana. Çok şiddetli olması senin kavramana mani. Mesela Temmuz Ağustos'ta güneşin gündüz 12'de şiddetli tecellisiyle
gözünü kör ettiği gibi. Veya fotoğrafta, stüdyoda fotoğrafın çekilirken o ışığa bakamaman, kör olma. 29. mektubun izahına binaen kısaca beyan etmek kalbe geldi şöyle ki: bir zaman Kur'an'ın mucizelerini ararken Risale-i Nur'da, hususan İşarat-ül İcaz Tefsir-i Nuri'de ve Rumuzat-ı Semaniye'de beyanları gibi Sure-i Fetih'in ahirindeki ayette 4-5 mucize ve ihbar-ı gaybi, hatta el yevme nüneccike bi bedenike cümlesinde bir tarihi mucizeyi Firavun'a diyor, ibret alem için diyor, ben sana insanlara göstereceğim yani. Ahır zamanda hakikaten Londra'da bu kefelerin şeyini gördüm ben orada. Bu ayetin hakikatını, hakikaten camın içinde çürümemiş. Şuralarda saçları var. Saçları kestane renginden. Yan vücudunda her şey duruyor. Sağ veya sol bir parmağının şu boğumu yok. Her şey var. Affedersin. Tenasül yüzü de açık. Suları çekildiği için cesedin eti kemiğe yapışmış. Aynen duruyor. Mumyasız. Duruşu sağ eliyle Allah adeta yapma diyor. Sol eliyle gözünü kapatıyor. Ağzı da sırna kadar açık. Böyle. Dişleri müşteri sağlam. Böyle. Gözünü de kapatıyor bu şekilde. El yevme nüneccike bi bedenike cümlesinde bir tarihi mucizeyi, hatta çok kelimelerinde mutadid icaz nemalarını ve bazı harflerinde mucizane nükteleri bulduğum bir zamanda, mucizane nükteleri bulduğum bir zamanda, harflerde, harflere giriyorlar. Herkesin bir harfi var. Senin de harfin var ama bilmiyorsun. Senin de bir harfin var ama bilmiyorsun yani. Harfin var senin. Bulduğum bir zamanda namazda Fatiha'yı okurken ne abudu nestaîn de ki nun ha bir mucizesini bana bildirmek için bir sual kalbime geldi. Neden abudu nestaîn, yani ben ibadet ve istiyane ederim denilmedi. Yani ben sana ibadet ederim, ben senden yardım isterim denilmedi de nabudu, yani biz dendi diye soru geldi. Bak ne yapıyor, neyle yapıyor. Muameleye bakın, nereden giriyor, nereye gidiyor, nerelerde ne görüyor. Nun-u mutekeli mal gayr ile, yani biz sana ibadet ve istihane ederiz demiş. Birden onun kapısıyla, neyin kapısıyla? Nun kapısıyla. Ha, biz geçtik tabii, gazete gibi okuduk ya. Nun kapısıyla seyahat-ı hayaliye meydanı açıldı. Nun kapısıyla seyahat-ı hayaliye meydanı açılmış. Kapıyla. Bir kapı varmış. Nun vel kalemi ma yestun. Cenab-ı Hak böyle bir surede göndermiş. Nun kapısı açılmış. Bir yerde nun ile o aleme girdiğim gibi nun ile tekrar çıktım diyor. Kaf bana dedi ki, acayip bir şey. Cafer-i Sadık'ta He onun alemi, anahtarı. Gözlükte var ya. İyi, dikteki, hidayetteki he. Öyle bir adam. Tabii ömürlerini vermişler sevgili arkadaşlar bu insanlar. Harf için ömrünü vermiş. Adam ölmüş 90 yaşına mı ne? Muhittin Arabi. Kafla doğdum, kafla öldüm. Kaf. Vel Kur'anil Mecid. Adam kaf. Ustad da doğuna doğuyor. Nuna. Ben rastladığım ustadın elif ve nun. Bak nun harfiyle girecek şimdi. Beraber gireceğiz yani. Girelim. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yani
Hakikat tek boyutlu değil. Hakikatin meratibi vardır. Nasıl ki ağaç büyürken mertebeleri olduğu gibi, çocuk büyürken mertebe olduğu gibi, her bir mertebenin de kendisinin iktizası bir hakikat tezahürü var. Mesela 5 yaşındaki çocuğun davranışları, konuşmaları ona göre haklı, doğru. Ama aynı o çocuğun o davranışlarını 15 yaşında yapsa tenkit, yanlıştır. Birden onun kapısıyla bir seyahat-ı hayaliye meydanı açıldı. Namazdaki cemaatin azim sırrını, tek başına namaz kılanlar. Bak diyor ki, namazdaki cemaatin büyük bir sırrını, sır, bilinmiyor daha o. Sevaptır diyor, sevap. Sevap nedir? Sorulduğu zaman ne deriz? Sevap. Sevap nedir arkadaşlar? Sevap, yani 27 derece daha sevaplıdır namaz. Sevap nedir denilince sorulduğu zaman, sevap, hakikaten ya sevap. Yani böyle namazın bir derecesi 27 kat yapar. Sevap, acayip bir şey. Bak, namazın cemaatinin azim sırrını ve büyük menfaatını ve bu tek harf bir mucize olduğunu, nun harfi bir mucize olduğunu şuhud derecesinde bildim ve gördüm. Şuhud nedir? He? Şahitlik. Nasıl şahitlik olur? Mesela ben derim ki, bana deseler ki, şu Çanakça dershanesinde soba var mı? Birisi bana telefon etti. Ben de diyorum ki, var. Eğer başka yerdeysem, o dershanede soba var mı? Varmış. Çünkü görmüştüm. Şuhud değil o. Bu şuhud. Nun harfiyle girdim diyor. O hakikatleri görmediğimi, bilmediğimi, yazmadım diyen Bediüzzaman diyor ki, bu harfin içindeki mana mertebesini bildim ve gördüm diyor. Gördüm diyor, gördüm. Şöyle ki, nasıl giriliyor? Nasıl ki uyku rüyanın başlangıcıdır veya rüya görmek için girmen lazım aleme, uyuman lazım. Rüya, ama her uyuyanda rüya olmaz, ama rüyalarda uykuyla olur. Yakazadan bahsetmiyorum. Yani bir yerde sıyrılmak lazım, bir yere geçmek için. Şimdi bunu gördüm diyor. Şöyle ki, ben o zaman İstanbul'da Beyazıt Camii'nde namaz kılarken İyyâke ne'abudu ve İyyâke nestaîn dedim. Baktım o camideki cemaat benim gibi diyerek bu davama, ihdina'daki duama tamamen iştirak edip tasdik ettikleri zamanda olduğunuz cemaat ilk etapta sizin hidayetinize, böyle Cenab-ı Hakk'a duanıza, yakarışınıza, namazınızı kabul ediyor. Bu sadık, tasdikçi makamında oluyorlar saflar. Evet ya Rabbi, hakikatını ifade ediyor. Bu adamın istediğini biz de istiyoruz. Biz de istiyoruz. Doğrudur diye dua ediyorlar sana. Cemaatin sırrı. Yani onlar senin tasdikçilerin. Tamamen iştirak edip tasdik ettikleri zaman bir perde daha açıldı. Bak, örtücü değil. Bir perde daha açılmış. Perde o zaman burada nedir perde? Hakikatların zeminidir. Toprak bir perde, nebatat tezahür ediyor. Hava sayfası perdesi, bu kadar seslerin, suretlerin yayılmasının zemini. Örtücü değil, ortaya çıktığı yer. Seslerin ortaya çıktığı yer. Sesleri yok eden değil. Bir perde daha açıldı. Gördüm ki, demek ki safa durduk cemaate. Birinci şeyimiz, namazımıza, ehli iman olduğumuza, hidayet talep ettiğimize, hepsi tasdik ediyor. Evet ya Rabbi, buna ver, ben de istiyorum. Bu kıldık gibi o saftaki bütün insanlar senin namazına, imanına şahitlik yapıyor. Birinci sevabımız bu. Birinci hakikat bu. Buna da
halk lisanında sevaptır diyoruz. Gördüm ki, şunu gene gördüm. İstanbul'un bütün mescitleri büyük bir beyaz ütüklüğüne geçtiler. Aynen benim gibi İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn deyip benim davalarıma ve dualarıma imza basıyorlar, amin diyorlar. Demek ki Çanakkale'de namaz kılarken Çanakkale cemaati senin namazını tasdik etti. Sonra gördüm ki bu bütün İstanbul o anda teveccüh etmiş. Bütün mescitlerdeki bütün dershane, dergah, nerede namaz kılınıyorsa hepsi senin o hakikata kervanda, mana dünyasında fotoğrafların da çekiliyor. Tasdik hükmünde geçiyorlar. Onun için namazı vaktinde kılmak lazım. Çünkü o tasdikçilerin gidiyor. Namazın bir manyetik alanı var. Oraya girdin çok kolay oluyor. Ondan sonra vakti dahi olsa girsen çok zordur. Örnek vereyim. Yatsı namazını vaktinde kılarsan çok da rahat oluyor, zevkli de olur. İnan cemaatin kılmış yarım saat geçsin, kılma çok zordur. Kılamazsın gibi. Çok zor yani. Neden öyle oluyor? Çünkü o musaddıkların hepsi çekip gitti. Senin kuvve-i maneviyeni, senin maneviyatına destek veren fişi takanlar fişi çekti. Tek başına kaldın işte. Tek kıl bakayım. Çünkü niye? Şeytanlar, cinler ve habis mahluklar. Biz habis mahlukları şöyle biliyoruz. Şeytan biliyoruz. Cin biliyoruz. Değil mi? Şeytan, cin, melek o kadar. Oysa dam var, ham var. Can cinlerin çoğulu. Dan, can, han, can, dan, han, cin vesaire. Bunlar da var. Şimdi bu alem İslam'ı namaz vaktinde bir koridor, bir manyetik alan olduğu zaman bunlara karşı bir şahsı maneviye çıkamıyorlar. Geri çekiliyor. Safların arkasına adeta bekliyor. Onun için namaz kılmak o saatte çok rahattır. Çünkü sana o kadar şey yapamıyorlar. Güçleri çünkü bütün insanların maneviyatı teveccüh ediyor. Onlar geri çekiliyor. Sonra sürünün içinde bir kişiyi nasıl alacak kurt? Zor yani. Sonra sürü o bir taneyi bıraktığı zaman o tek hayvan boğuşacak onlarla. Cemaat hepsi dağıldı, selam verdi. Ben de durdum. Bütün hepsi çullandı bana. Adeta onların intikamını benden alacak. Geldi kıl hadi yatsın. Bu daha çok belirgin yatsıda niçin oluyor? Niçin yatsıyı ben misal verdim? Hepiniz niçin kafa sağlıyorsunuz? Çünkü akşam namazından sonra onların ipleri çözülüyor. Gündüz bizim, gece onların. Allah pay etmiş. Gündüz öyle olmuyor o kadar. Öğle namazını, evet cemaatta kılmanın çok acayip bir şey, keyfi bir lezzeti vardır. Uyanık vicdananlar. Sonra tek başına kılsan zor olur o şeydi ama yatsı gibi zor olmaz. Çünkü yatsı vaktinde onların gündüzü oluyor. Onlar gündüz yatarlar, gece ayaktadırlar. Dolayısıyla sen de cemaattan, sürüden ayrılınca cemaatin dışında tek başına namaz kılınca tepene biniyorlar. Sürüden ayrılan bir hayvan gibi olmuş oluyorsun. Hepsi sana hücum ediyor. Gel de mukabele et. Yatsıyı misal vermemi bir daha söylüyorum. O saatte onların gündüzüdür. Onlar ayıktırlar. Şu anda gündüz ortası onlar şu anda yatıyorlar. Danlar, canlar, hanlar onlar hepsi yatıyor. Şeytan başka, ifrit başka. Onlar devrede. Biliyorsunuz ifrit şeytanın babasıdır. İfritin dişisi erkeği yoktur, tek boyutludur. Uyruğunda tenasül haya yerimizin sağ tarafında erkeklik organı vardır. Rivayette geçiyor peygamberimizin. Sol tarafında kadınlık organı vardır. Kendisine kendine döner ve kendisi hamile kalır. Doğurur. Doğurduğu da şeytandır. Cinlerin de iki tarafı da vardır. Bu böyle değil. Demek ki onlar şeydir. İfritin toprağa ayak basamaz. Deniz üzerinde, okyanustadır. Şimdi bunlar meydanı boş buluyor cemaat olmadığı zaman. Cemaat seni sur yapıyor. Tamam mı? İşte cemaatin sırrı. Gördüm ki İstanbul'un bütün mescitleri büyük bir beyaz ütüklüğüne geçtiler. Aynen benim gibi aynı şeyi söylüyoruz. Aynı hakikat oluyoruz. Tek oluyoruz. Benlikten sıyrılıyoruz namazda.
İyyâke ni'abudu ve iyâke nestaîn deyip benim davalarıma ve dualarıma imza basıyorlar. Amin diyorlar. O aminler paratoner gibi koruyor seni. Ve bana bir nevi şefaatçi hükmünü almaları için de hayalime bir perde daha açıldı. Bak, hakikatin zuhur yeri. Perde. Gördüm ki gene. Gördüm ki, bildim ki demesi gerekirken şu anda siz duyuyorsunuz ve biliyorsunuz. Duydum ve bildim. Öyle dersin değil mi? Sen şimdi diyebilir misin? Bütün İstanbul mescitlerinin hepsi bana amin dediklerini gördüm. Diyemezsin. Bildim yani. Ustad böyle diyor da biz de bildik. Ustad diyor ki ben gördüm diyor. Alem-i İslam büyük bir mescit suretini aldı. Mekke, Kabe, mihrap hükmüne geçti. Bütün namaz kılan Müslümanların safları dairevi bir tarzda o kutsi mihraba teveccüh ederek benim gibi İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn ihdina, bize hidayet ver. Yani yardımın, sana ibadet eder, senden yardım isteriz. O yardımın en büyük nimet nedir? Hidayettir deyip her biri umum namına hem dua ediyor cemaat, hem davanı tasdik ediyor, hem davanı dava ediyor, hem onları hem kendine şefaatçi yapar. Hem bu kadar azim bir cemaatin yolu, davası yanlış olamaz ve duası reddedilemez. Şeytani vesveseleri tard eder. Şeytani vesveseyi değil. Bak şeytani, dikkat ederseniz şeytani dediği o i'nin noktası yok. Takkesi var. Apostrof derler edebiyatta. Şeytani deyince mensubiyet bildirir. Yani şeytanlık sıfattır. Şeytana ait. Mesela Hasani derse Hasan'ın şeyi. Hasani olursa Hasan değildir. Hasan'a ait olan şey. Onun için birinci sözde öyle geçer. İnsani miraç olur. İnsanın miracı olur değil. İnsani, yani insanlık hakikatının miracı olur. Çok farklı ya. Hasan farklı, Hasan'a ait farklı. Dedi ki, şeytani vesveseleri tard eder diye düşünürken ve namazda cemaatin büyük bir menfaatlerini bir müşahede tasdik ederken, bir müşahade. Bu da nedir? He? Şuhud. Bir perde daha açıldı. Bak, birinci perde neydi? İstanbul Beyazıt Camisi'nin ustad namaz kılmaya gitti. Cemaate uydu. O mescitteki, toparlamak için söylüyorum, Beyazıt Camisi'ndeki bütün cemaatler buna tasdik etti. Amin dedi. Davasına dava edildi. Davalarını tasdik etti. Musaddık oldu hepsi. Sonra bir perde daha açıldı diyor. Bütün İstanbul mescidi o anda kim namaz kılıyorsa benim davama amin, evet doğru söylüyor, kabul et ya Rabbi diye hepsi sana dua ediyor. Sonra bir perde daha açıldı. Bu da üçüncü perde mi? Gördüm ki kainat bir cami ekber. Ha, üçüncüsü de alem İslam. Bir Beyazıt mescidindeki cemaat, Muzaffer kardeş, İstanbul mescidindeki, bir de Kabe, Mekke, mihrap, minber, bütün alem İslam'ın saf tutması, o da sana tasdik oldu. 3. Şimdi 4. Gördüm ki kainat bir cami ekber. Kainat büyük bir cami. Allah Allah. Ve bütün mahlukat taifeleri bir salat-ı kübrada cemaat ile her biri kendine mahsus bir ibadetle ve hal diliyle bir nevi namaz kılıyorlar gibi Mabud-u Zülcelal'in muhit rububiyetine karşı çok geniş bir ubudiyetle mukabele için her biri umumun şahadetlerini ve tevhidlerini tasdik eder ki aynı netice ispat tarzında vaziyet alıyorlar diye müşahade ederken, demek ki bütün kainat, kainat derken Allah'ın dışında yaratılan her şey, Allah'ın dışında yaratılan her şeye kainat diyoruz.
onlar da kendi fıtri ibadetleriyle, ibadetlerle meşgul. Onlar da bizim ibadetimizi tasdik ediyorlar. Çünkü onlar bizim etsamız, cüzlerimizdir. Nasıldır ki Nadir abi, kainatın efrat ve eczası bizim neyimiz oluyordu? İnsan bir nev gibidir. Etsa-i kainat insanın cüzleri. Etsa-i kainat hayatın efradı hükmüne geçer. Efradı hükmüne geçiyor. Etsa-i kainat bizim fertlerimiz gibi. Yani bizim yani fertlerimiz. Kolum bacağım gibi. Kainatın mecmunda sik-i adet gösterdiği gibi her bir cüzde de sik-i adet gösterip diyor şirki terd eder. Bir şirki nasıl terd eder? Çünkü bir insanın işi böyle, kainat benim hakikatımdır, benim açılımımdır, ben onun çekirdeğiyim, kainat benim ağacımdır, kainat ağacının çekirdeği benim. Bu temel düşünce ve tefekkürü esas alıp tefekkür ederse bütün kainat senin neyin oluyor? Dal budağın. Senin efradın hükmünde geçiyor. Nasıl ki dalı, budağı, yaprağı, çekirdeği nesi oluyor? Efradı gibi olmuş oluyor. Bütün alemler de senin etza ve efradın hükmüne geçiyor. Bunu inkişaf ettiriyor nun harfi sana. Gördüm diyor bunları. Birden bir perde daha açıldı. 5. Allah Allah. Gördüm ki nasıl bir insan ekber olan kainat lisan-ı hal ve çok etzaları istidat ve ihtiyacı fıtri lisani ile ve zişur mevcudatları lisan-ı kal ile ya kenabudu ve ya kenesteyn diyorlar ve haliklerinin merhametkârane rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar. Efendim ondan sonra ne oldu? İnsan birden bir perde daha açıldı. Gördüm ki nasıl bir insan ekber olan kainat. Kainat neydi? İnsan ekber. Arkadaşlar bazı tabirler tefekkürümüzün temelini oluşturmalıdır. Kainat nedir? İnsani ekber. İnsan nedir kainatın? Alem asgar. Tamam mı? Ha. İnsan ekber olan kainat dedi. Lisan-ı hal ve çok etsaları istidat ve ihtiyacı fıtri lisani ile zişur mevcudatları ise zişur ki lisan-ı kal ile İyâke nâbudu ve İyâke nesteyn diyorlarmış. Demek bütün kainat da İyâke nâbudu ve İyâke nesteyn diyormuş. Bütün kainatın etsa ve efradı. Ben ne diyorsam benim etsam da öyle. Yani 100 trilyona yakın hücre var deniliyor. Her bir hücrede ben varım. Değil mi? Hasan aslında o insan ekber söylüyor. Bunu da üstad bize perdeli söylüyor. Nasıl? Kendisi söylüyor gene onu. Evet. İnsan ekber. İnsan ekber hakikati gördü, müşahede ettiğine göre o hakikati zaten kendisi o manada olduğu için söylüyor yani. Hani mesela diyor ki bak misal veriyor. O alemi asgarın inkişafını mı gördü orada? Gördü ve alemi ekber insan ekber. Çekirdek ağaç oldu. Ağaç olur da konuşuyor. Orada konuşuyor. Kendi kendine müşahede ediyor. Evet. Kendi kendine. O zaman gördüm diyor. Adam da tamam gördüm. Tamam kardeşim bak burada bir toz varmış. Gördüm. Bir misal vereyim. İmam-ı Rabbani Hazretleri bizden kaç yüz sene önce yaşadı? 400 sene geçiyor. Ben diyor o seyyah diyor alemleri dolaşırken Müceddid Elfisan İmam-ı Rabbani medresesine çağırdı diyor. O da girdi oturdu diyor. O zat diyordu ki ya bu ne diyor ya? Bu lafa bak yani. O seyahat diyor dolaşırken yani böyle bir şeyler yazı okusan İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle bir şey yapsa şöyle o okuyordu. Ders veriyordu. Demiyor. O diyor seyahat dolaşırken alemlerin Müceddid-i Elfisani İmam-ı Rabbani'nin medresesine rast geldi. O da gel dedi diyor ve o da içeriye girdi. O zat ders veriyor. Bu şuhut şeyi anlatıyor yani. Vaka yani. Olan bir odayı. Geçmiş bir takı kullanılmıyor. İşte geçmiş zaman değil. Geçmiş zaman değil yani. Hali anlatıyor. O seyyah kim oluyor? Kim olacak? Herhalde ben değilim desen de değilsin. Keşke ben olsam ama. Ama şeyli yok ha. Tevazu yok. Keşke olsam. Bediüzzamandır da. Yani niye ben o da kendime en yakın benim. Belki duymayanlar. Bir tanesi bana dedi ki kızdırdı abaya da. Ya dedi siz Bediüzzaman çok büyütüyorsunuz dedi ya.
Ben dedim bunu anlayacağı bir sana cevap vereyim. Dedim vallahi eğer ben bir adamı haddine fazla büyütmeye çalışıyorsa ilk önce ben aptal değilim ki kendimi büyütürüm. Kendime en yakın benim. Benim en çok sevdiğim insan benim. En çok kusuru görmediğim insan gene benim. En çok takdir edilmeye layık da benim derim. Tamam? Ben kendimi bırakmışım da onu takdir ediyorum. Ona takdir etsene beni yani. Bu zor iş yani. Ha. Şimdi o adamı nasıl takdir edeceksin? Adam dolaşıyor oralarda. Ben de evime dolaşamıyorum ya. Da elimi yıkayacağım lavaboya. Terlik yok. Terliksiz yapıyorsun. Yok bilmem dışarı çıkıyorum. Üşüdüm kazağım yok. Ya böyle daha dışarı çıkacağım palto yok. Ya bu insanlar nereler bu? Bunlar ne diyor ya? Haşa ya yalandır. Yalan olsa bizi celbetmez ya. Ümmetim yanlışa ittifak etmez. Yani o yaşanmayan bu ihlas olmasaydı bizi mukaddes gibi çekemez ya bu saatte. Bu pazar gününün gündüz ortası ya. Bizi nasıl çekmiş buraya? Ben geleceğim Zeytinburnu'na. Niye geleyim kardeşim ya? Ha bunlar yaşıyor daha demek ki bir şey yapıyor yani. Çekiyor. Ha diyor ki bak. O da diyor medresesine çağırdı. O da girdi gördü ki. Allah Allah. Tabirlere böyle durursan ne diyor ya? Aslında o da kendisiydi de artık hani de anlamaz, anlaşılmaz. Toprağın altındaki çekirdek dese ki ey meyvedeki çekirdek, ey yaprak, bensiz kendini niye ifade ediyorsun? Bensiz kendini ifade edemezsin. Dedi Nadir abi şimdi. Hepsi bir de ilim tekti, noktaya dayıydı. Cahiller çoğaldı diyen İmam Ali radıyallahu anh. Tabi bunlar acayip bir şeyler diyorlar da anlamıyoruz tabi. Nereden konuşuyorlarsa tın tın ediyorlar oralardan. Ama iftihar ediyorum. Ona şahit olsun. Yer gök şahit olsun ki bu tür insanları da iftihar ediyoruz. Üstad Hazretleri uçağı görünce uçağa böyle bakmış. Nevimle övünüyor demiş. Gavul yaptı halde. Şimdi onların feyizleri de Hubab'da diyor ki feyizleri de geliyor. Yani insanlık adına böyle inkişaf eden insanları gördükçe yani insanın yolunu açması insanlık hakikatinin meratibinden haber verince insana keyif veriyor. İnsanlığın hakikatinde derinliğinde bunlar var. Bunlar da var. Nereden biliyoruz? Açıktı. O manayı çıkarttı dışarıya. Yani yapamayanlar şifreleri çözemediler mi? Evet. Ama iftihar ediyor. Halikimin merhametkârâne rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar. Aynen öyle de birer küçük kainat hükmünde o cemaat-i uzmada her bir arkadaşımın cesedi gibi benim cesedimdeki zerreler ve kuvveler ve duygularım dahi kimler? Cesedimdeki zerreler, kuvveler, duygular dahi unutmayın. Zerreler, kuvveler, duygular dahi Halikimin rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının lisan-ı haliyle İyâke nâbudu ve İyâke nesteyn diyerek emir ve irade-i ilahiye göre hareket ettiklerini kaç etti? 5 mi? 6 mı oldu? 6. Demek ki benim zerratım da bir ordu. Her bir zerre Hasan. Hasan her bir zerre ben dese bütün zerrelerin toplamı olan biz derim. Çünkü Hasanların cemi ne olur? Biz olur. Benler toplarsan ne olur? Biz oluruz. İşte onun için İyâke nâbudu ve İyâke nesteyn bir manası da bütün zerratın ifadesidir. Her bir zerre ben diyor. Her bir zerre ben derse bütün zerrelerin toplamı biz olur. O zaman bütün zerreler adına ruh İyâke nâbudu ve İyâke nesteyn diyor. Diyerek İyâke nâbudu ve İyâke nesteyn diyerek emir ve irade ilahiye göre hareket ettiklerini ve her bir anda haliklerinin inayetine ve rahmetine ve yardımına muhtaç olduklarını gösteriyorlar. Gördüm. Hem namazdaki cemaatin kutsi sırrını sır izah edilemez. Hem de bir de kutsi lahut hakikat. Peki demek ki cemaatte arkadaşlar kutsi bir sır var. Kutsi. Bu anlattıklar
sır değil. Bu anlatılanlar sır değil. Sır anlatılamayandır. O ki anlatılan buna ifade denilir, malumat denilir, ilim denilir, sır denilemez. Bu anlatılanın dışıdır sır. Bunlar hakikat. Bunlar hakikat. O anlatılamayan taraf sır. Bak, namazdaki cemaatin sırrını, yalnız şunu da söyleyeyim size, gayrimüteşir layıka var bende, bir tanesine şöyle diyor: camileri ehli bidaya bırakmayız. Ustada soruyorlar, gidelim mi? Camilere saz da girmişti, bir şeyler olmuştu. Ezanlar tanrıludur, tanrıludur. Ustad Hazretleri layıkada geçirmiş ama ehli bidaya diyor camiyi bırakmayınız, gidiniz. Ehli bidaya bırakmayınız diyor. O da var yani, anladın mı? Yani içinizden geçiyor böyle, hissettim böyle bu soru. Dergahtır, medresedir, camilerdir, tamam mı? Bizim yerlerimizdir, bizimdir yani, bizim. Bizim yerlerimiz. Ehli bidalara şey yapmayacağız yani, cirit attırmasına. Nedir o? Demek ki, devam edeyim bir de. Yardımına muhtaç olduklarını gösteriyor gördüm. Hem namazdaki cemaatin kutsi sırrını. Namazın sırrı demedi ha. Cemaatin kutsi sırrını. Yani sende bir tarafın var, kutsidir. Cemaatin kutsi sırrını. Namazın demedi ki. Hem Nun'un güzel mucizesini, Nun'un güzel mucizesini hayretle müşahede edip müşahede görmek, Nun kapısıyla girdiğim gibi çıktım. Nasıl çıkmışsa. Hadi valla demiş, kapıyı çalmış. He Zümer abi? Bize gayet var. Ya ne yapmış? Nun kapısıyla girdiğim gibi çıktım, elhamdülillah dedim. İyâke ne'budu ve iyâke nestaîn cümlesini o üç cemaatin ve o büyük ve küçücük arkadaşlarımın hesabına da söylemeye alıştım. Yani ben iyâke ne'budu ve iyâke nestaîn namazda derken arkadaşlar, bak burada uygulayalım. Çanakça değil mi burası? Şöyle namaza durdum. İyâke ne'budu ve iyâke nestaîn derken bulunduğum cami, mescit vesaire hepsi tasdik ediyor. İki, İstanbul tasdik ediyor bütün. Üç, alem İslam tasdik ediyor. Dört, kainat tasdik ediyor. Beş, benim bütün zerrelerim tasdik ediyor. Ve namaz hakikatına diye. Hislerin, duyguların, duyguların, kuvvelerin hepsi biz. Onun için bazıları diyor hocam böyle, Allah biz kullanıyor. Niye? O çok manasında bir yeri geldiği için söylüyorum. Her bir esma bendir. Bütün esmaların veya birkaç esmanın bir araya gelmesiyle biz olur. Sevgili hocam, sana da çok sorarlar bunu. Evet. Birkaç tane esmanın bir araya, mesela Rezak dese ki ben, Latif dese ki ben, Kerim dese ki ben, her bir esma ben dese, benlerin toplamı biz olur. Elhamdülillah dedim, ya kenabudu ve ya kenesteyn cümlesini o üç büyük cemaatin ve o büyük ve küçücük arkadaşlarım hesabına da söylemeye alıştım. Şimdi mukaddeme bitti. O üç cemaat nedir? Mescitteki, İstanbul'daki, alem İslam. Ondan sonra batın. Zahir bitti. Batın ondan sonrakiler batındır. Seyr-ü seyr başladı. Seyr-ü enfusi. O üç büyük cemaat, ondan sonra ötekiler. Peki bak, çok acayip şeyler diyor değil mi? Dikkat edersek. Cümlesini o üç cemaatin ve o büyük ve küçücük arkadaşlarımın hesabına söylemeye alıştım. Onun namına söyleyeceğiz bir de namaza dururken. Vücudumdaki bütün zerreler, hayal edebilirsek ne mutlu bize de, bütün zerreler böyle, hepsi böyle, gözünü kapa hayal et. Çanakça, İstanbul, alem İslam, bütün zerratım, bütün kainat, bütün isterim, duygularım, kuvalarım, tamam mı? Hadi bakalım, hazır, rahat. Burası Kabe'yi gösterecek, böyle yok, böyle. Allahu Ekber, of. Kafan oldu kabuk aysen, ayağın oldu atom. İki, bütün alemleri cem etti. Böyle bir namaz. Ya böyle bir tane yap ya, hiç olmasın. Bir tane ömründe yap, ör. Nerede öyle yapıyoruz abi? Var.
Rızandır kendisi. Derecemiz dikkate yapıyor demek. Allah Allah. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn'in işaret ettiği hüccete gayet kısa bir işarettir. Evet, biz gözümüzle görüyoruz. Kainatta hususan zemin yüzünde dehşetli ve daimi bir faaliyet ve halakiyetin intizamla ceyranı içinde merhametkârâne, müdebbirâne bir rububiyet-i mutlaka hadsiz ziyâyatların istihanelerine ve fiilen ve halen ve kalen istimdatlarına ve dualarına kemali hikmet ve inayet ile imdat ve her birine fiilen cevap vermek tezahürü içinde bir uluhiyet-i mutlaka, Allah Allah, bir mabudiyet-i ammenin tecelliyatı, umum mahlukatın hususan zihayatın ve bilhassa insan tayfelerinin fıtrı ve ihtiyarı binler tarzdaki ibadetlerine mukabelesini akl-ı selim ve iman gözü gördüğü gibi bütün semavi fermanlar ve enbiyalar haber veriyorlar. Burada bitiyor. Ustad da diyor ki Allah nuru semavati vel ardı meselü nuri kemişkatin fiyâ misbah vel misbah fî zücace el zücaceti kehenne kefkebun dürriyun yukadu min şecereti mübareketin zeytunetin la şarkıyetin ve la garbiye وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُدِعُ وَلَّهُ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ النُّورِ عَلَى النُّورِ يَهْدِ اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءَ Amin. Ayetini okudum, döndüm, indim, ayıldım. Elhamdülillahi ala nur iman ve Kur'an dedim. Ne dedi? Okudum, döndüm, indim, ayıldım. Elhamdülillahi ala nurul iman ve Kur'an dedim. El Fatiha.